İlk etapta 13. Hemen bir ay geçmeden bir tane daha Ordu ili eklenmek suretiyle 14. Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından Senin Gözünden Manisa adlı fotoğraf yarışmasının başvuruları başladı. Yarışmanın tanıtımı ile ilgili olarak Sultan Kafe'de düzenlenen basın toplantısına Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Halil Memiş, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ertuğrul Aytaç katıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Halil Memiş, fotoğraf yarışmasının amacının Manisa'nın 17 ilçesinin karakteristik özelliklerini ortaya çıkarmak olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştirmiş olduğumuz Senin Gözünde Manisa isimli ve o adla adlandırdığımız birinci fotoğraf yarışmasının hem Manisa'mıza, hem Manisalılara, hem de Manisa dışındaki vatandaşlarımıza iletilmesi, ulaştırılması ve tanıtılması açısından çok önemli görevler ifa edeceğinizi düşünüyorum. Zaten o bilinçte ve o düşünceyle bu kahvaltılı basın toplantısını yapmış bulunuyoruz. Günümüze kadar ulaşmış olan Kibele Kaya Anıtı, Lidya Krallığı'nın merkezi Sart, Yanık Ülke Kula Mesir Macunu, Salihli Kirazı Tarzan Niobe, Sultani Üzümü, Kırk Ağaç Kavunu Akisar Zeytini gibi kentimizi farklı kılan saymakla bitirilemeyecek özelliklerle yaşama dair pek çok materyalin kadraja girmeyi beklediğini dile getiren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Memiş, açıklamalarına şu sözlerle devam etti. Hem turizmiyle, hem tarımıyla, hem de sanayisiyle ön plana çıkmış. Gelişme trendi işte limanlara, deniz yolu ve hava yoluna ulaşımıyla özellikle İstanbul'u İzmir'e bağlayan otobanı da dikkate aldığımızda karayolu ulaşımıyla da gözde olan şehirlerimizden biri. Bu fotoğraf yarışmasında amaçladığımız hususlardan bir tanesi de bu durumu da sadece Manisa kamuoyu önünde değil, aynı zamanda Türkiye kamuoyu önünde de seslendirebilmek. Umuyorum ki buna da hizmet edecek bu yarışma. Tabii Manisa'yı sadece bugünkü değerleriyle ifade etmek çok doğru olmaz. Manisa'yı noksan tanımlamamıza neden olur diye düşünüyorum. Özellikle gerek antik çağdan beri ve hepsinden de önemlisi Türk tarihine vurduğu damga açısından da Manisa çok önemli bir yerde. Çok iyi hepimiz biliyoruz ki. Yarışmada dereceye giren birinciye Canon 7D kit, ikinciye Canon 700D kit, üçüncüye Canon 1200D kit verilecek. Yarışmaya katılan fotoğraflar Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı arşivinde saklanarak kitapçık haline getirilecek.